Değerli arkadaşlar, yaklaşık 2 yıl önce sizlere Moy 3D'den bahsetmiştim. Katı modellemede 3 boyutlu tasarımda devrim yaratan bu yazılımı sizlere bahsettikten sonra yüzlerce mail attınız, yorumlar yaptınız ve Moy 3D ile ilgili daha çok uygulama, eğitim videoları istediğiniz yönünde sıklıkla bana taleplerle geldiniz. İşte bu taleplere artık bir yanıt verme zamanı geldi. Sizlere seriler halinde Moy 3D ile ilgili uygulamalar yapmaya karar verdim sevgili dostlar. Her şeyden önce Moy 3D'yi nereden indireceksiniz ve neler yapabilirsiniz? Onunla başlayalım. Evet, internet tarayıcınıza hemen moi3d.org yazmanız yeterli arkadaşlar. moi3d.org Türkiye web sayfası. Bu Türkiye web sayfasına girdikten sonra moi3d hesabı ilginç bir yazılım arkadaşlar. Çok basit, inanılmaz derecede esnek çalışıyor ve bu kadar basit ve esnek bir yazılım nasıl olur da mükemmel şeyler yapabilir? Hayalinizdeki şeyleri ne kadar hızlı yapabilir? Gerçekten şaşırıyorsunuz. Dediğim gibi ilginç bir yazılım. Logosu bile ilginç. Türkiye'deki kullanıcılar için bu logo tabii ne anlam ifade eder hepimiz biliyoruz. Zannedersiniz ki AK Parti gençlik kolları bu yazılımı yapmış ama tabii hiç alakası yok arkadaşlar. Çünkü bu yazılımı oluşturan kişi Rhino'nun oluşturucusu. Rhino'yu yüksek bedellerle sattıktan sonra Moi3D'yi geliştirdi. Gördüğünüz gibi buradaki ampulün anlamı da aslında bir ilham ışığı anlamında kullanılmış. Yani aklınıza bir tasarım geldiğinde, bir şey geldiğinde hemen hızlıca yapabilmeniz için oluşturuldu. Anlamı da ilham ışığı. Oradan geliyor yani ampul, bilginiz olsun. Her neyse, Moi3D ile neler yapabilirsiniz? Galeride bazı örnekler var. Tabi internette araştıracak olursanız pek çok örneğinde olduğunu görürsünüz. Burada işte görüyorsunuz arkadaşlar, bunların hepsini Moi3D ile tasarlanmış. İlginç bir yazılım, esnek bir yazılım ve oldukça da başarılı. Özellikle NURBS yüzeyleriyle çalışıyorsanız, eğrileriyle çalışıyorsanız inanılmaz derecede çalışmalarınızda esneklik olduğunu, rahatlık olduğunu göreceksiniz. Burada örnek çalışmalar yer alıyor. Tabi bazı render de alınmış. Moi'de render yok. Herhangi bir yerde çizdikten sonra ücretsiz render motorlarında alınmış çalışmalar bunlar. Bilginiz olsun. Neyse, burada kısa video da var. İnternette tabi çok daha fazlası var. Burada indir bölümünü görüyorsunuz değil mi? Öncelikle biz indirelim. Nereden indireceğimizi sizlere gösterelim. Tabi Moi3D'nin ücretsiz sürümü yok arkadaşlar. 90 gün boyunca ücretsiz kullanabileceğiniz bir demo sürümü var. Neredeyse ücretsiz diyebiliriz aslında. Ücretsiz sürüm yok ama o kadar uzun süre deneme yaptırıyorlar ki size. Zaten işinizi görüyor. Her neyse, 90 gün boyunca ücretsiz kullanabileceğiniz bu demo sürümünü indirmek için adınızı, soyadınızı, işte mail, telefonunuzu yazıp indir butonuna tıklıyorsunuz. Kimsenin sizin e-posta ya da telefonla rahatsız etmeyeceğine dair de burada bir metin görüyorsunuz. Zaten Moi3D'nin felsefesi o arkadaşlar. Esneklik, rahatlık, basitlik, yani diğer firmalar gibi sizi taciz etmiyorlar. Bu formu indir butonuna tıkladıktan sonra karşınıza otomatik olarak şu sayfa çıkıyor. Çıkıyor ve Windows ve Mac görüyorsunuz. Eğer Windows tabanlı bir bilgisayar kullanıyorsanız hemen buraya tıkladığınızda zaten inmeye başlıyor da Mac'e tıklıyorsunuz işte. Her neyse, gelip buna tıkladıktan sonra zaten indiğini görüyorsunuz. Yaklaşık 42 MB'lık bir dosya iniyor. Yani küçücük bir dosya boyutundan bahsediyoruz sevgili dostlar. Evet, demo sürümünü indirdikten sonra zaten tıklayıp yükle diyorsunuz. Böyle aman aman bir şey yok. Bu arada eğer bu yazılımı satın almak isterseniz kredi kartı ile hemen satın alabiliyorsunuz. Satın al butona tıkladıktan sonra hemen karşınıza işte burada V4 sürümü, bu arada en son çıkan sürümü. Buradan gelip satın alana tıkladıktan sonra kredi kartıyla dediğim gibi ödeme yapabiliyorsunuz. İşte kredi kartınızda taksit falan yaparsanız neredeyse bedava fiyatını bunu alabilirsiniz. Bazen printercı arkadaşlar, ev hobi amaçlı kullanan printercılar şey diyebiliyorlar. Ya işte neresi ucuz bunun, 4000 5000 falan diyorlar bazen. Arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz? Yani piyasayı hiç bilmediğinizi düşünüyorum ben gerçekten de. 5000 eurolar, 10.000 eurolar oynuyor. Bu arada Shaper 3D son zamanlarda çok diyorum. Shaper 3D'de yıllık ödeme yapıyorsunuz. Yani Moi3D gerçekten de amme hizmeti yapıyor bu fiyatla. Ben size o kadarını söyleyeyim. Eğer sürüm yükseltmek istiyorsanız da hemen V3'den V4'e geçirmek istiyorsanız da 1300-1400 lira civarında bir fiyatla bunu yapabiliyorsunuz. Tabi buradaki fiyatlar daha sonra değişebilir. Bu videoyu çektikten sonraki yıllarda değişebilir. Çünkü bu döviz kuruna bağlı olarak verilen bir fiyat. Yani öyle söyleyeyim. Dolar yükselirse bu fiyat yükseliyor. Dolar düşerse de bu fiyat düşüyor arkadaşlar. Evet, nereden indirdiğinizi, nereden satın alabileceğinizi, neler yapabileceğinizi gösterdikten sonra lafa da çok fazla uzatmadan isterseniz hemen Moi3D'nin arayüzüyle geçelim.
Evet, oldukça sade bir arayüz görüyorsunuz. Hani nerede bir sürü sekmeler? Hani nerede o kadar menüler? Alt üstü sağ tarafta gördüğünüz gibi çizgi, dikdörtgen, poligon, daire vesaire görüyorsunuz. Ve karşınızda da kocaman üstten görünüş, işte 3D'den görünüş, önden sağdan görünüş. Bütün olay bundan ibaret. Alt tarafta da görünümleri idare ettiğiniz bir panel görüyorsunuz. Örneğin buradaki 3D'yi görüyorsunuz ya, sadece bu alanı kullanarak çizim yapmak isterseniz, gelip buraya tıklarsanız 3D'den çalışma yapabilirsiniz. Taptan yani üstten, önden ya da sağdan da gelip şuralara tıklayarak geçişler yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan Shift'e basarak hepsini birden görelim. Bazen bu esneklik sağlarken, bazen sadece ben 3D'de çalışırım da diyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Örneğin bir dikdörtgen çizelim. Sağ taraftaki dikdörtgene tıkladınız. Siz buna tıklar tıklamaz dikdörtgenle ne yapacaksın bir adam diyor. Örneğin köşeden köşeye mi, merkezden mi ya da 3 noktayla mı yapacaksın? Hiç önemli değil. Ben şu anda köşeden çizmeye başlayacağım. Örneğin 10, tab tuşuna bastım. 10, enter dediğimde 10 milimetreye 10 milimetre bir dikdörtgeni böylece çizmiş oldum arkadaşlar. Eğer hemen burada bir çizgiyle devam edecek olursam, buradaki line'ı görüyorum. Gelip line'a tıklarsanız da bakın burada sadece düz bir çizgi mi çizeceksin ki şu anlamda bakın tık tık şöyle bir düz bir çizgi ya da polyline mi çizmek istiyorsun? Gelip polyline'a tıklarsanız da hop tak tak tak. Gördünüz mü? Böyle devam ettirebilirsin diyor. Bunu çizdikten sonra onaylamak için sağ tuşa basarsanız tık sağ tuşa bastınız. Bakın ne oldu? Yaptığınız işlemi onayladınız. AutoCAD vesaire diğer CAD programlarında olduğu gibi. Bunları yaptıktan sonra gayet güzel yapıyorsunuz. Yani diğer komutlar da böyle bu arada. Daire çizmek için hemen daireye tıklarsınız. Hop şöyle bir daireyi oluşturabilirsiniz. Çok da zor değil. Daire ile yapabileceğiniz opsiyonları da hemen yukarıda sizler için sıralamış oluyor arkadaşlar. Evet, bütün bunları yaptıktan sonra insan bir katılamak ister değil mi? Onu bir görmek ister tabii ki. Onu nereden yapıyorsunuz? Her şey burada gördüğünüz gibi şu panelden yapılıyor arkadaşlar. Bunu yapabilmek için Construct grubuna gidiyorsunuz. Construct'a giderseniz de bakın burada Extrude yap, Revolve yap, Loft, Swap. Yüzey modelleme ile ilgili de şunları kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar da rahat değil mi? Zaten siz alt üstü çoğu zaman bunları kullanıyorsunuz. Örneğin şuradaki gördüğüm alanı bir katılama yapalım. Bunu seçtikten sonra Extrude derseniz hop yukarıya doğru ya da aşağıya doğru tıkladığınız anda ne oluyor? Katıyı yapmış oluyor arkadaşlar. İşlem bundan ibaret. Eğer bunu yapmak isterseniz bunu seçtikten sonra gelip buna tıklayabilirsiniz ya da önceden gelip bu komuta tıklarsınız. Ardından tabi diyor ki ben kalınlık vereceğim ama neye? Şuna vereceğim. Sağ tıkla onaylıyorsunuz. Bakın hop buna bir kalınlığı böylece hızla verebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki güzel ama tabii şöyle bir durum var. Şuradaki çizgiler üzerinde hakimiyet kurmak isteyebilirsiniz ki ben zaten sizlere bunu uygulamalar halinde anlatacağım arkadaşlar. Tek tek çizgi nasıl çizilir, dikdörtgen nasıl yapılır gibi bir akışı hiçbir zaman sevmedim. Sizlere de öyle yapmayacağım tabii ki. İşte şu gördüğünüz çizgiyle bu gördüğünüz çizgiyi birleştirmek istediğinizde ne yapacaksınız? Tabii ki edit yani bunu düzenlemek istiyorsunuz. Edit'e giderseniz bakın burada join var. Join'e bastığınız anda ne oluyor? Hop bu birleşmiş oluyor arkadaşlar. Herhangi bir modeli taşımak isterseniz basılı tutup şöyle hareket ettirebilirsiniz. Bundan kolay ne var ki? Ya da şöyle seçersiniz. Seçtikten sonra gelip üstüne basılı tutup bakın böyle hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir modeli şöyle tıkladıktan sonra bakın alt, hemen okları görüyorsunuz. Şöyle çekiştirebilirsiniz. Bakın. İşlem hızla yapıyor. Hızla kendisini güncelliyor sevgili dostlar. Hızlıca giriş yapacak olursak arayüzde dediğim gibi burada çizimlerinizi yapabilirsiniz. Normal çizgi dikdörtgen gibi modellemenizi yapabilirsiniz. Yanında tabii bir de direkt katı çizebiliyorsunuz. Yani örneğin bir küp yapmak için tıklayıp bakın tak tak hop böyle bir küp işte ya da silindiri bu şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın hop ya da yönü veriyorsunuz yukarı yönünü. Bu şekilde modellemenizi yapabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi sadece 3D'de çalışabilirsiniz. Ya da şuradaki görünüşleri de kullanabilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Bunu bu arada 3D Max kullananlar, Rhino kullananlar bilecektir tabii ki de. Onlar da alışıktır. Bizim çok SolidWorks katlayıcılar çok alışkın değildir arkadaşlar. Mesela şöyle yapabiliyorsunuz. Örneğin geldiniz, bakın şuraya bir gelelim. Bakın bir daire çizelim. Önden daire çizdim. Tabi buralarda da aynı çizimi gösterecek. Önden yaptığınız üstten tabii ki böyle düz bir çizgi gibi görünür. Sağdan da buna bakarsanız şu daire elbette ki böyle görünür. Şöyle bakın.
Gördünüz mü? Neyse, buradan çizdikten sonra da yine işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz. Kimi zaman buradan önden görünüşten çizim yapmak çünkü esneklik sağlar, rahatlık sağlar sevgili dostlar. Dediğim gibi uygulamalarda sizlere bunlardan detaylıca bahsedeceğim. Gelip bunu seçtikten sonra yine ne yapabilirsiniz? Buradan gelip hızlıca kalınlığınızı verebilirsiniz. Tabii bunları uygulamalarda sizlere daha rahat bir şekilde aktarmış olacağız. Arayüzde bir diğer önemli tarafta şurayı görüyorsunuz. Options. Gelip böyle tıklarsanız da örneğin genel olarak ölçülendirme sistemini buradan değiştirebilirsiniz. Milimetre, santimetre, metre gibi değiştirebilirsiniz. İşte dilinizi vesaire değiştirebilirsiniz ama Türkçe yok bu arada bilginiz olsun. Buradaki ikonların büyüklüğünü küçüklüğünü değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle küçültebilirsiniz ya da büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde yine arkadaki paneli biraz da içeride gösterebilirsiniz. İşte burada menü sağda değil de solda olsun diyebilirsiniz. Bu ufak tefek düzenlemeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunları yapabilirsiniz ama alt tarafta shortcuts var. İşte burası çok önemli. Çünkü yaptığınız işlemleri kısa yol atayarak çok hızlı yapabilirsiniz. Örneğin ben ne yaptım? Çizim mi? Çizim. Tekrardan girip Exit'e tıkladım ya. İşte bunu bir harfe atayabilirsiniz. Örneğin buradaki Exit'e E yapalım biz. Tamam. Geldim buradaki Add ekleye tıkladınız. Buradaki diyor ki shortcuts. Hani öncelikle sen bunu niye atayacaksın? E harfini atacağım. Okey dediniz. Burada komutu diyor. Şimdi geleceksiniz komut yazacaksınız. Burada ne var? X root değil mi? Geldim buraya yazarım. X root yazdınız ve close'a bastınız. Şimdi gelin tekrardan bir çizim yapalım arkadaşlar. Geldim buraya bir daireyi çizdim. Ardından bunu seçtikten sonra klavyeden E'ye bastım. Hop yaptı gördünüz mü? Yani hiç buralarda gezinmeden işleminizi yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin isterseniz buradaki daireye bir kısa yol atayalım değil mi? Geldim tekrardan Options'a bastım arkadaşlar. E'de tıkladım arkadaşlar tekrardan. Buraya diyorum ki C olacak. OK'ye bastım. C'de ne olacak? Circle olacak tamam. Yine Close'a bastık. Bu sefer klavyeden C'ye bastım. Tak bakın dairem oluşturdu. Seçtim E'ye bastım. Hop geldi bunu yaptı. Ne oldu? İşler inanılmaz hızlandı değil mi? Bu kadar. Aslında bu kadar. Sizin bir CAD programından beklediğinizi tak 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 moyu yapıyor. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Peki kısa yollara nasıl atayabilirsiniz daha rahat? Burada moiş.org'da kısa yollar verilmiş. Bilginiz olsun. Mesela burada yazıyor. Bakın C chamfer. Move için M'yi atayabilirsiniz. Fillet için F'yi. Bu arada tabii siz bunları istediğinize göre kafanıza göre de yapabilirsiniz yani. Onu da söyleyeyim. Mesela burada trim'i yapabiliriz. Görüyor musunuz? T trim diyor. Şuradaki trim'i ben kopyalayayım. Şöyle. CTRL-C yaptım. Geldim arkadaşlar. Options'a tıkladım. Buraya Add dedim. Bunu T. Trim'i T ile yapacağız. Çünkü OK'ye bastım. Komutu da trim olacak. Yapıştırdım buraya. Close dedim. Şimdi trimleyeceğiz. Trim'i de gerçi göstermedik size ama zaten hemen yaparsınız eminim. Geldim buradaki line'dan poly line çizeceğim. Yani devam eden çizgi çiziyorum. Bakın şöyle. Tak tak tak. Hop şöyle olsun. Sağ klikle çiziminizi onayladınız. Hemen burada bir budama işlemi yapmak istiyorum. T'ye bastım. Hemen trim komutu girdi. Öncelikle diyor ki nerelerde bir trimleme yapacaksın? Ben tabii şunun hepsini de yapacağım. Sağ klik yani çiziminizi onayladınız. Burada trimleme noktaları seçiyor. Et dedim. Diyorum ki bakın şuradan şurayı OK'ye bastığımda artık burayı ayırdı. Trimledi gördünüz mü? İstediğiniz gibi budama yapabilirsiniz. Örneğin ben geldim şurayı seçtim. Budadım mesela. Evet trimleme bu şekilde rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere bütün yaptığınız işlemleri bir klavyede herhangi bir komut atayarak hızla yapabiliyorsunuz. Sevgili dostlar. Tabii şimdi bu kadar bir işlem yaptım. Geldim hepsini böyle seçtikten sonra Delete ile sildim sevgili arkadaşlar. Tabi bu arada söylemedim ama mouse'un orta topuzun ileri doğru ittirirseniz yakınlaşırsınız. Kendinize doğru çekerseniz uzaklaşmış olursunuz. Mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak şöyle döndürebiliyorsunuz modellerinizi. Ortamınızı böyle döndürebiliyorsunuz. Şimdi birkaç tane daha kısa yol atacağım arkadaşlar. Geldim ve tıkladım. Örneğin line'a atayalım değil mi? Çünkü eğitim boyunca sizlere sürekli bunu yapmış olacağım arkadaşlar. Burada L'ye bastım. Okey dedim. Line olacak bu. Güzel. Bir de poly line yapalım. Poly line'ı zaten atamışım. Onu da P olarak atamışım. Off set yazdım. Bu arada zaten şurada görüyor komut. Olduğu gibi yazabilirsiniz. Add dedik arkadaşlar. Neyi yapalım? Dikdörtgeni atayalım. R'ye bastım. Okey dedim. Rectangle dediniz. Dediğim gibi şuradan bakabilirsiniz. Bakın burada var. Şimdi birkaçını çalıştıralım. Bakalım hata veriyor mu? R'ye bastım. Hop.
Girdi, gördünüz mü? İşte L'ye bastım, çizgiyi yaptı. Güzel. C zaten yapmıştık. Offset yapalım. Bunu seçtim. O'ya bastım. Offset demenizi yaptınız. Fena değil. Evet, çoğu çalışıyor şu anda. Bir sıkıntı olursa tekrardan düzeltirsiniz. Evet, belli başlı kısa yolları atadık. İsterseniz şimdi çok basit bir çizim yapıp bunu da katılayarak bu serinin ilk videosunu tamamlamış olalım. Örneğin ben 3D'den çizim yapmak istiyorum. Hemen geleceğim buraya bir rectangle yapan yani bir dikdörtgen oluşturacağım. 10 tab tuşuna bastım arkadaşlar. 15, 10, 15 milimetrelik bir dikdörtgeni buraya oluşturdum. Geldim buraya tıklıyorum. E harfine basarak hemen bir kalınlık veriyorum. Buna 3 milimetre dedim. Şimdi üstüne bir daire çizeceğim. C'ye bastım zaten. Bakın model üzerindeki. Bu arada sağ tuşta şöyle döndürebiliyorsunuz. Geldim şunu tam merkezine bir daire çiziyorum. Gördüğünüz üzere. Bu dairenin yarı çapı 3 milimetre olsun. Geldim bunu tıkladım ve aşağıya doğru. Şimdi bunu keseceğim arkadaşlar. Bu daireyi şimdi katılama yapalım. Geldim bunu seçtim. E harfine basarak yukarıya doğru 4 milimetrelik bir kalınlık verdiniz sevgili dostlar. Tabii siz bunu yaptığınızda şu alttaki ayrı model üsttekini de ayrı bir model olarak gördü. Bu ikisini birleştirmek gerekecek. Hemen bunu nereden yapacaksınız? Yine geldiniz burada bakın. Normalde eksüt falan yaptığınız yerde bir de çok önemli bir şey var. Gelip buna tıkladığınızda bir katıdan diğer katıyı çıkarabilirsiniz, ekleyebilirsiniz ya da birleşim yerlerini ayırabilirsiniz. İşte bütün her şeyi buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin ben şöyle yapacağım. Bakın birleştireceğim. Geldim buraya tıkladım Union'a. Bununla buna tıkladım, tıklayamadım. Bununla buna tıkladıktan sonra sağ klik yaptım. Bakın ne oldu? Tek bir katı haline geldi arkadaşlar. Şimdi gelin ortaya bir tane daha daire çizelim. C'ye bastım hemen bir daire yapıyorum. Hop bu dairenin de yarı çapı 1,5 olsun. 1,5 yazdınız. Şimdi ne yapalım? Şuradaki bu gördüğüm katıdan şuradaki daire boyunca bir kesme işlemi yapalım. Yine geldim buraya tıkladım. Dife tıklıyorsunuz yani çıkartma. Bundan sağ klik yaptım. Şuradaki çizgiyi çıkaracağım. Sağ klik yaptığınızda bakın ne oldu? Buradaki çizgi boyunca modeli çıkartmış oldu sevgili dostlar. Evet isterseniz split'ten bakalım. Şöyle bakmış olun. Burada katı modeli 3D olarak görebiliyorsunuz. Hemen şuradan şöyle gidip resetleyelim. Bakalım önden görünüşü görüyorsunuz yine. Üstten görünüş ve aynı zamanda sağdan görünüşte de yine modele tam olarak hakim olabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Şimdi isterseniz gelin şuradan bir işlem yapalım. Geldim tıkladım bakın şuradaki şu yüzeyde bir işlem yapmak istiyorum. Hemen buradan isterseniz ne yapalım? Burada bir rectangle R'ye bastım. Evet R'ye bastım ama köşeden köşeye değil merkezden bir dikdörtgen yapacağım. Bakın isterseniz buradan yakalayabilirsiniz. İsterseniz de ön görünüşten tıkladım. Hop bakın ne oluyor? Boylu boyunca bir dikdörtgeni şöylece çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? İsterseniz bunu İçeriye doğru kesme yapalım. Yine geldim. Buradan tıkladıktan sonra diyorum ki buradan sağ klik yap. Şurayı çıkar. Yine sağ klik yap. Evet gördüğünüz üzere bunun içini sizler için yine çıkarmış oldu sevgili dostlar. Evet birkaç fillet'lamayla işlemi yavaş yavaş tamamlayalım. Geldim bakın şuranın tam köşesine tıklayacağım. Gelip modele tıkladıktan sonra tam kenarı seçtiriyor arkadaşlar. Tıkladım hop radius yapacağız. Radius değerimizi burada 0,2 olarak vereceğiz. Enter'a bastığımda 0,2 milimetrelik sağ klik yapıp komutu onaylayıp çıkabilirsiniz. Bir radius'leme yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir modelin kenarını seçmek isterseniz kenar çizgisini bakın üstüne doğru gittiğinizde böyle seçemiyor doğrudan. Nasıl yapacaksınız? Öncelikle modeli bir defa tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra bakın bu modelin şu gördüğünüz bütün kenarlarını rahatlıkla sizlere seçtiriyor. Geldim örneğin buradaki kenarı seçtim. Buradaki kenara da bir chamfer yapalım. Geldim chamfer'a tıkladıktan sonra buranın chamfer değerini 0,5 olarak verdim. Enter dediğimde ne oldu arkadaşlar? Sağ klik yapın. Hop buraya da 0,5 milimetrelik bir pah kırmış oldu. Bu basit modelle MOI 3D'ye giriş yapmış olduk arkadaşlar. Tabii ki diğer uygulamalarda karşınıza ilginç modellerle çıkmış olacağım. Beğenilerle ve yorumlarla MOI 3D hakkında daha fazla video çekmemde beni teşvik edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.